Herkese merhaba. Bugün Instagram'dan yine çok gelen sorulardan bir tanesi hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biz bir takım tabii ki bilgilendirme amaçlı sizleri bazı ameliyatlar hakkında, bazı işlemler hakkında bilgiler veriyoruz. Daha sonra da özellikle işte mesaj şeklinde ya da yazılan postun altına bunların fiyatlandırması konusunda çok fazla soru geliyor. Şimdi bizim ülkemizde sosyal medyadan herhangi bir hekimin fiyatlandırma yapması yasal olarak mümkün değil. Dolayısıyla da hani oradan bu nedenlerden dolayı biz ücretler konusunda tam olarak bilgi veremiyoruz size. Ancak bir telefon numarası veriyoruz ve telefon numarasından asistanımdan bir takım ameliyatların, işlemlerin ortalama ücretlerini öğrenebiliyorsunuz. Burada da yine bir parantez açmak istiyorum. Şimdi hiçbir hastanın vücut yapısı standart değil. Yani her hastaya aslında biz hastalık yok, hasta var. Bunun gibi düşünmek lazım. Her hastaya yapılan işlemler benzer olsa da küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle de muayene edildikten sonra bir takım fiyat bilgisi verilmesi çok daha sağlıklı, çok daha özel oluyor, size göre oluyor. O nedenle de biz özellikle fiyat bilgisi konusunda ortalama fiyatlar veriyoruz. Alt ve üst sınır gibi bir şeyler veriyoruz. Daha sonra da muayeneye geldiğiniz zaman bunlar netleşiyor. Bu konuda hakkında da çok soru geldiği için bunu netleştirmek istedim. Yani neden vermiyorsunuz? Veren klinikler var gibi. Sizi aslında yanıltmamak adına vermiyoruz. Çünkü standart bir fiyat verdiğimiz zaman belki size çok yüksek gelecek ama sizin belki o ameliyata ihtiyacınız yok. Ya da verdiğimiz fiyat çok düşük gelecek. Biz sizin o ameliyatı istediği, o işlemi istediğini zannedeceğiz. Geldiğiniz zaman hani ben bunu istemiyordum ki olmasın diye aslında birazcık da sizi korumak için fiyatlandırmayı sosyal medya üzerinden veremiyoruz.